Aslında verdiğim hamur ölçüsü 28 santimlik tart kalıbı için. Ama ben kenarları biraz daha yüksek olsun ve pastacı kreması daha bol olsun istediğim için 20 santimlik bir pasta kalıbında tartı pişirdim. Tabii bu kalıbın ölçüsünde yaklaşık 16 adet gül oluyor. Eğer 28 santimlik tart kalıbında yaparsanız yaklaşık 26-28 gül yapmak durumundasınız. Tereyağı, tuz ve şekeri robotta biraz çeviriyoruz. Sarı renk aldığı andan itibaren de soğuk suyumuzu ekliyoruz. Hazırlanan hamuru streç filmi alıyoruz ve dolapta yaklaşık 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Ta sarısı ile beraber şekeri çırpıyoruz. Şeker eridiğinde içine mısır nişastası ve unu ekliyoruz. Homojen oluncaya kadar karıştırıyoruz. Bu arada diğer tarafta tabi sütümüz ısınıyor. Kaynayan sütten biraz bu karışımı ekleyip yumurtalı karışımı temperliyoruz. Bütün sütü ekledikten sonra da tekrar süt tenceresine yumurtalı karışımı aktarıp vanilya özütünü ekliyoruz. Ocakta pastacı kremasını pişiriyoruz. Pişen pastacı kremasını bir kaba aktarıp üzerini streç filmle temas halinde olacak şekilde kapatıyoruz. Ucundan biraz buharın çıkması için boşluk bırakmanız yeterli. Kabınıza yerleştirdikten sonra bir parça hamurla bastırarak kenarlarda boşluk kalmadığından emin olun. Ben kenarları yüksek olduğu için bu sefer piştikten sonra kenarları kesmeyi tercih ettim. O yüzden biraz kenarlarda fazlalık bıraktım. Hamur piştikten sonra keseceğim. Hazırladığınız tart hamurunu
kalınlığı bir çatal yardımıyla geldikten sonra yağlı kağıt ve ağırlık yapması için bakliyatla dolduruyorsunuz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-15 dakika kenarları hafif kızarıncaya kadar pişiriyorsunuz. Fırından alıp üzerindeki ağırlığı kaldırıp boş tart kabuğunuza yine yaklaşık bir 15-20 dakika pişiriyorsunuz. Sonradan kestim gördüğünüz gibi kenarlarını. Tart kalıbını bir ızgaranın üzerinde soğuması için kenara alın ve armuttan gülleri yapmaya başlayın. Yaklaşık 7-8 adet armutu yan yana dizip gördüğünüz şekilde kaplıyoruz. Biraz da sularını süzerek kenara ayırıyorsunuz. Ben 20 cm tart kalıbı için 16 tane gül kullandım. Dediğim gibi eğer 28 cm tart kalıbı kullanacaksanız biraz daha fazla gül yapmanız gerekecek. Son armutları poşelediğimiz suyu ocakta reçel kıvamına gelinceye kadar pişireceğiz. Tabii benim en son aklıma geldi. Tartın kenarlarını benmaride çikolata eritip sonra da havanda dövdüğüm Antep fıstıklarıyla süsledim. Tabii ki bu işlemi önceden yaparsanız çok daha kolay olacaktır.